Merhaba değerli öğrenciler. Ben Prizren'den Matilogoresi İlköğretim Okulu'ndan 5. sınıf öğretmeni Fethiye Çeşmeci Karataş. Ders matematik. Konu çarpma ve bölme işlemli eşitsizlikler. Çocuklar, ders konusunun işlenişine geçmeden önce eşitsizliklerle ilgili biraz bilgi aktaralım. Eşitsizlik verildiği zaman ne anlama geliyor? Basit bir örnekle teraziyi örnek alalım. Terazinin hem sağ tarafında hem de sol tarafında kafesler bulunmaktadır. Sağ tarafında ve sol tarafına kafeslerini eğer eşit bir miktarda ağırlık attığımız zaman terazimizin dengesi bozulmaz, yani dengededir. Ama sağ kafesine ya da sol kafesine herhangi bir farklı ağırlık attığı zaman denge değişir ve ortaya eşitsizlik ortaya çıkmış olur. İşte çocuklar, birinci örneğimizde ki terazimiz eşit bir şekilde dengede durmaktadır. Ama ikinci terazimizde ise denge bozulmuş, ortaya eşitsizlik durumu meydana gelmiş. Evet çocuklar, eşitsizlik ortaya meydana gelmiş. Bir tarafta daha fazla ağırlık, bir tarafta daha az ağırlık olduğundan dolayı eşitsizlik durumu görülmektedir. Hangi sayının 12 ile çarpımının 48 sayısıyla toplamı 168 sayısından büyük olduğunu bulalım. Problemdeki verilere göre eşitsizlik şöyle yazılabilir. 12 çarpı x artı 48 daha küçüktür 168'den. 12 çarpı x artı 48 sayısı hem sağ tarafa hem de sol tarafa yazılır. 12 çarpı x daha küçüktür 48 eksi 48 sıfırdır. 12 çarpı x daha küçüktür 168 sayısını 48 sayısından çıkardığımız zaman bize 120'yi verir. X daha küçüktür 120. Buradaki çarpı buraya geçtiği zaman bölü oluyor ve 12 ile bölüyoruz. X daha küçüktür 10'dan. Buradan da 12 çarpı x artı 48 daha küçüktür 168 eşitsizliğinin çözüm kümesi 1, 2, 3, 4, 9'a kadar sayılardır. Demek oluyor ki x'in elemanları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 için 12 çarpı x artı 48 ifadesi 168'den küçüktür. Ev ödevi sayfa 135'te 3. ödevdeki eşitsizlikleri çözünüz çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.